Hamiş bir günden herkese günaydın. Herkese selam. Arkadaşlar biz Eda ile hamileyiz. Çoğu yakın kız arkadaşım birlikte. Keşke biz birlikte hamile kalsak. Ay evet, birlikte doğursak, birlikte büyütsek onları. Birlikte büyütsek onları dediği şeyin bugün hayalini yaşıyoruz. Eda ve ben bugünümüzü hamile iki kadın olarak geçireceğiz. Ama şöyle bir farklılık olacak. Bir kadın çok zengin, çok şatafatlı bir hamilelik geçirirken diğeri daha kendi halinde, daha zor süreçlerden geçecek. Ve umarım o kişi ben olmam. Umarım o kişi ben de olmam. Zaten hamilelik çok zor. Çok kadınların zor şey. En zor dönemlerinden bir tanesi. Bunların içinde hangimizin daha zengin, daha varlıklı bir hamilelik geçirip ki hangimizin daha kısıtlı imkanlarla bu süreci yaşayacağını belirleyeceğiz. Belirlemiş olacağız, evet. Benim elime bu geldi. Ben bunu patlatmak istiyorum bu arada. Bir dakika, arada. Aynı anda o zaman. Aynı anda. Ben de zaten bunu seçecektim. Tamam, patlatıyorum. Tamam, hadi bir, iki, üç. Hangisi şu an? Ay, çocuğun düşecek. Şu benim gibi. O bilmiyorum. Benimki, o benimki. Dur. Benimki nerede? O seninki bence. Tamam. Çok zor. Hayır. Ay, eline geldi, eline geldi. Fakir çıktı. Zengin. Allah'ım, burada bile fakirim ya. Yemin ediyorum, videoda bile kurtuldum. Bir dakika, ben o zaman bebeğimin ismini de seçeceğim, tamam, şu an. Tamam, sev. Abdülkadir Rızık Bebek olabilir. Abdülkadir Rızık Bebek evet. Olabilir. Seninle sakın modern bir isim koyma. Ben hep kız çocuk istedim. Hani şey dedim, hep sağlıklı olsun ama bir kız da olsa. Aynen. Çok. Ama önce sağlıklı kız, olmasın. Evet, evet. Kız çocuk olmasını çok istiyordum. Benimki de... Bir şey söyleyeceğim, onu da ben bulmak istiyorum, onu, teyzesi olarak. Teyzesi, hadi teyzesi koysun ismini. Ceyda olsun diye düşündüm. Onda neden hem Eda var hem Ece. Aa. Çocuğuma böyle isim verdim. Düşünsene, nerede benim kocam o zaman? Evet, onun söz hakkı yok zaten. Onun söz hakkı yok. Ceyda bebek de benimki. O zaman ben bu kıyafetle bence devam etmeyeyim yani. Çünkü çok fazlayım, evet, şu an. Doğru. Biliyorsunuz benim doğum günüm çok yaklaştı. 7 Aralık'taydı. Ben de sizden gelen hediyeler videosu çekmek istiyorum. O yüzden de aşağıya hediye göndereceğiniz yerin adresini bırakıyorum. Oradan rahatlıkla bana hediye gönderebilirsiniz. Sizden gelecek hediyeler benim için çok kıymetli. O yüzden bekliyorum. O zaman üstümüzü başımızı değiştirmemiz lazım. Buna uyum sağlamamız lazım. Bir hareketle önce geçiş falan yapsak şöyle. Bir hareketle üstümüzü değiştirmemiz Değişelim. Lazım. Hazırız. Kürkümü giydim. Mini elbisem. Topuklu çizmelerim. Ben de en rahat kıyafetlerimi giydim. Bak, mis gibiyim. Gayet şu an çok rahatım. Ya hamile dediğim böyle olur aslında da. Ve... Bu olmaz. Bu kokoş hamile. Bu nasıl bir şey? Şöyle mi geleceğim? Bu sosyetik hamile ya. Bak bana, ben rahatım yani. Sadece gerçekten göbeği çıkıp kilo olmayan hamile kadınlara. Evet abi, çok iyi oldu. Peki bir şey soracağım. Şimdi bugünkü planımız ne? Senin 100 liran olacak. Benim 1000 liram olacak. Biz bu şekilde bugünümüzü geçireceğiz. Hazır mısın? Ben çok okeyim buna. Çok hazırım. Okey misin? İyi. Hazır görünüyorsun zaten. Son bebekleri bir tokuştursak mı? Hadi son bebekleri tokuşturalım. Burada video başlasın. Tamam. Dur ama bir saniye. Böyle bir abimi arayayım mı? Ara. Sana söyleyemedik. Kusura bakma abicim. Ali, ben de gidişini bekledim. Abim bak, şok oldu, cevap veremiyor şu an. Abicim, peki benim için mutlu musun? Bizim için mutlu musun şu an? Cihan için de mutluyum bu arada. Cihan için de, evet. Cihan da geçen gün hamileydi. Ay, ya. Ay, Cihan da hamileydi değil mi? Ne yaptı? Doğurdu mu? Cihan da doğurdu sayılır. Doğurdu, evet, herhalde. Siz ne yapıyorsunuz? Biz şu an çıplak şey yapamıyorum da. Mesut çıplak mı? Mesut siz neler yaşıyorsunuz Paris'te? Tarih muslu olmadığı için Mesut ters çıktığında tutuşa girmek zorunda kalıyor. Abicim biz şimdi videoya geçiyoruz. Sana bir merhaba demek istedik bu şekilde. Evet. Kızım çok sevindim. Ben artık bu tarz şeyleri yadırgamadığım için. Bir şey söyleyeceğim. Altınını al gel, tamam mı? Bebişlerimizi. Seni öpüyoruz. Görüşürüz. Hoşça kal. Selam söyle Mesut'un. Hadi bakalım. Güzel bir gün bizi bekliyor. Gidelim. Hadi gidelim. Arabam hazır oldu mu? Ben neyle gideceğim? Şoför bey. Ben. Ben ne yapayım söyle. Sen bin, otobüs geçiyor yukarıdan, bin işte. Tamam, zaten akbilim de var her zaman. Ya telefonun arkasında. Aynen. Seyahat ettiğim için. Ya astral seyahat ya da akbille seyahat. O yüzden. Gerçekten hamilelerin neden sürekli böyle tuttuğunu anladım. Çünkü sürekli... Gözüme bir şey kaçtı. Ne oldu? O hamileyim zaten ya. Ay, ağlamaz olarak ben de duydum. Gizlik. Oğlum sen sakın kızları üzme, olur mu? Uslu bir çocuk oldun. Enes Batur gibi olma, olur mu? Enes Batur gibi olma. Enes Batur gibi olma. Ben otobüs durağına doğru gidiyorum, sen? Benim arabam burada. Tabii. Biz burada seyahat edeceğiz. Sana kolay gelsin. Şeyse hamileyim de oturacak yer istiyorum de. Ya yer vermezlerse kavga çıkartırım. Hakkındır. 100 lira mı vermedin? 100 lira.
Utanmıyor bir de. Ya Eda'cığım, ben hamilelik sürecimde stres olmamaya çok dikkat ediyorum da, o yüzden bebeğim ve ben stresten uzak duruyoruz. Ben bir an önce arabaya bineyim, sen de bir başını çağırsa bakarsın artık. Bir şey söyleyeceğim, ben de direktman otobüsüme binerim, defolur giderim abi buradan. Hiç sizle de ilgilenmeyeceğim. Bak bak bak, havalara, triplere falan görüyor musun? Ay hava şartları beni çok zorluyor, zaten hamileyim. Öyle bir rüzgar var ki bebeğim üşüyecek diye korkuyorum. Bir de mesela ben hep internette normalde şey izlerdim, sosyal deneyler falan. Bakalım hamilelere yer veriyorlar mı? Hamilelere nasıl davranıyorlar? Şimdi ben de bunu deneyimleyeceğim. Ne yapıyordu? Eda! Arkadaşım otobüs neyle... bulamadım. Otobüs bulamadın mı? Otobüs bulamadın, maskeyi de kaybettin. Teşekkür ederim. Siz yine de gidin ya. Siz devam edin, ben hallederim. Ben ve bebeğim her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ay üzüldüm şimdi de. Zaten hamile. Şimdi bu kızcağız ne yapacak? Ama ne yapalım? Kader. Bugün de böyle yani. Onun da şansına o kart çıktı. Şimdi otobüs durağına doğru yürüyoruz ve sürekli arabaların önünden geçerken şöyle yapıyorum. Bak montum şöyle. Yapıyorum kendim, göbeğimi görüp benim geçmeme izin versinler diye. Kıyamam ya. Oha çok zorlanıyor. Bak bak, orada durdular, keyif yapıyorlar ve beni izleyecekler ya. Utanmadan beni izleyecekler. Ay Yiğit, ne diyeceğimi bilemedim. Çok mu acımasız davranıyoruz ona şu an? Desem ya, bir anda suyum geldi diye herkesin içinde otobüste suyum geldi. Daha da net, daha da duygusal gelmeye başladı bugün. Normalde Eda'nın bilmesi, hiç üzülmeyecekken otobüste, şu an bana Akbil'in var mı diye sorması beni gerçekten çok duygulandırdı. Ağlayabilirim. Çok duygusal olduğumu söylüyorum. Hormonlarım sürekli kıpır kıpır kıpırışıp inip alçalıyor. Küçük Ceyda. Tamam kızım. Anne seni birazdan bebek yogasına götürecek. Benim kadar böyle sesli hamile yoktur herhalde. Sürekli şöyleyim çünkü ofiste de bak. Otobüs geliyor. Geliyor. Bakalım otobüste neler yaşayacak, çok merak ediyorum. 25-90. Ay çok yürüdük ya, ağrı yaptı. Onun gelişiminin daha iyi tamamlanması için şimdi bebeğimi pilatese götürüyorum. Biliyorsunuz hamileyken pilates yapmak dünyanın en önemli şeyi ve dünyada daha önemli hiçbir şey yoktur bunda. O yüzden şimdi bebeğimle pilatese gidiyoruz. Hocamız bizi bekliyor. Ya söyleyeceklerim bu kadar, güzel bir hayat yani, ne diyebilirim ki? Hamile ve mutluyum. Rızık bebek biraz acıktı. Niye? Çünkü anası da sürekli aç. Arkadaşlar tabii biz arabayla gittiğimiz için Eda şu an otobüste ve hala gelmedi. Umarım onun bir yeri vardır ve onu tutturmuşlardır. Hamile ayakta gitmesini istemeyiz. Şu an onu bekliyoruz kızımla birlikte. Eda ablası da gelsin. Biz pilatese gideceğiz. Eda ablası da artık bütçesine uygun bir yerde sporunu yapsın bugün. Belli oluyor mu yorulduğumuz? İkimiz de biraz yorulduk çünkü. Bir de bana gülümseyerek bakıyor. Ne yorulması der gibi de hani. Ki can taşıyorum ben, can. Bu arada ben diğer kartı çekmiş olsaydım aynı şeyleri ben yaşayacaktım. O yüzden sakın izlerken bana kızmayın. İşte Eda ablaya çok kötü damlandı, Eda abla şu an çok kötü bir hamilelik geçiriyor falan demeyin. O yüzden o tamamen şans eseri çıkan bir şeydi. Bugün hayat bana güldü ve o zengin hamilelik kartı bana çıktı. O yüzden bebeğimle güzel bir gün geçireceğiz. Ay terledim. Arada ne oluyor biliyor musun? Tekme atıyor bak. Tekme atıyor. Bebeğimi klasik müzikle büyütüyorum. Bunun çok önemli olduğunu söylemiştim zaten. Herkes bunu bilir yani. Bu da soru mu? Bebeğime Mozart dinletiyorum. Mozart'ı ne kadar çok sevdiğini söyler misin herkese? Tamam, bugün klasik müzik dozumuzu da aldık kızımla. Şimdi sporumuza gidebiliriz artık. Gayet relax ve rahatız. Ben bir şarkı dinletebilir miyim? Tabii ki. Ah Ceyda, ah. Annen eskiden... Annen bir zamanlar Enes Batur amcanla birlikteydi. Ah be kızım, hayat böyledir işte. Her aşk bir gün biter, hatıralar kalır. Zerine sakla beni deli kadın. Ah annene ne şarkılar yazıldı eskiden. Ne şarkılar yazıldı annene. Enes Batur amcan da bugünleri bir gün görse duygulanırdı herhalde. Enes Batur amcanla da inşallah doğduğunda tanışacaksın. Ve diyeceksin ki iyi ki amcamsın. Ay bebek sarsıldı, gördün mü o sahneyi? Oldum böyle mi? Olduk daha doğrusu. Biz iki kişiyiz aşkım. Nerede bunlar? Bir de sizi mi bekleyeceğiz ya? Ay gerçekten inanamıyorum yani. Sanlık bitmiş, görüyor musun? Bir şeye ihtiyacın var mı? Suyun mu geldi? Ne oldu? Hiç kimseden hiçbir şey yok. İnsan o kadar garip bakıyor ki hem böyle şey utanıyorum, cringe oluyorum ama devam etmek de istiyorum. Aaa! Falan. Yapayım mı şöyle şeyle? Aa, kız insanlık ölmüş. Aaa! Eda ya. Ay bu duygusallık da çekiyor bir de üstüme.
ve bir anda. Dur doğurma dur. Hadi. Tamam hadi gelin size yardım edeceğiz. Kapım bile açılmıyor benim. Ay bana hemen yer verdiler. Verdiler mi? Ne bir şey diyeceğim, ne yaşadın gerçekten? Allah aşkına söyle. Bindin arabaya. Şansım mı otobüs ha, çok dolu değildi. Yani ben şey hayal etmiştim, tıklım tıklım olsun. Ha. İşte bana yer vermesin, olay çıkartayım. Hani nasıl hamileye yer vermezsin deyip oradan bir de duyar kastın orada. Peki göbeğine baktılar mı, karnına göbeğime baktılar mı? Baktılar, yadırgadılar. Otobüste de arada çığlık attım. İnsanlar kamerayı görünce büyük ihtimalle ben bayağı role girdim. Gerçekten mi? İnsanlar ne yaptı kamerayı görünce? Mesela kamera kapandı, ben arada yine böyle... Ben de sen yokken, gelirken ilk önce Mozart'la başladık. Birazcık bebeğime klasik müzik dozunu dinlettirdim. Ondan sonra Yiğit abisi hemen Enes Batur'dan bir ayaz açtı ve ben bebeğime Enes amcasının bir aralar bana ne şarkılar yazdığını dinlettim. Batur bebek. Batur bebek. Bir şey söyleyeceğim, ben de müzik dinletmek istiyorum. Sana ne dinletelim? Ne dinletebiliriz? Abimin baş yapıtlarından bir şarkıyı açacağım. En iyi şarkısı bu değil mi ama? Ay bak, o da ıvcılıyor içeride. Ağlarken ilk sesinin... Tekme atıyor bak. Oynuyor göbeğim, görüyor musun? Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim spora. Nereye? Birilerinin zoruna. Birilerinin zoruna. Hamilesin be kadın. Azdır be kadın. Evet, minik kızımla birlikte hamile pilatesine geldik bugün. Bakalım günümüz nasıl geçecek? Sırt üstü yatıyoruz. Evet, hocamız da soruyor. Ay göbeğimden dolayı yatamıyorum bile. Tek tek ne kaldırdım. Ellerini yukarıya getir bakalım. Ay. Nefes ver. Eller kalçanın yanına. Nefes ver. Eller kalçanın yanına. Güzel kızım, hepsi senin için anneciğim. Hemen bağdaş kurdum ve bu tarafa da. Bağdaş kurdum. Hadi bakalım, şimdi karşıya bak. Nefes ver ve çek. Son kez yapıp dinleyelim. Bebek yorulmasın. Bebek yorulmasın. Ben de yoruldum. Hocam başka bir hareketimiz bebek var mı? Değişik, var. Egzantrik bir şey yapalım. Buraya yaptın. Evet. Ceyda sana hamile kalmadı. Tekme mi? Atıyordur o ya. Heyecanlandı, spora geldi. Annesiz. Aylardır spor yapmıyordu. Ay, hadi anneciğim yeter hadi, çok alıştın sen de böyle hayata. Topun üstüne bina bakalım. Ceyda dinlensin. Ceyda dinlen kızım. Eda ablası nerede, Eda teyzesi? Ben öyle aletli pilateslere para vermediğim için Ece gibi. Doğru yapıyorum Nuşanşal. 6 aydır sporda yapmadığım için. Nasıl rahatlatıyor ama bebeği biliyor musun? Ay. Dur Rızlık dur. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hamileyken spor yapmayı çok tavsiye ediyorlar. Gerçekten bak, bilir kişi ben söylüyorum bir de bunu. Param olmayabilir ama en azından aklım var. Yağmur da yağıyor. Tamam, biz dinlendik Ceyda'yla. Yeter mi bu kadar sporumuz evet, hocam? Yeterli. Tamam Ceyda'cığım, gidiyoruz. Şimdi hadi kalkma zamanı. Haydi bakalım, teşekkür ederiz bugün için. Sağ olun. Ay doğurdum, doğuracağım. Kalkıyoruz artık, gel çocuğum. İyi günler, teşekkürler, sağ olun. Eda'cığım, niye buradasın böyle? Sen orada havalı havalı sporlar yaparken ben de burada masanın üstünde bir şeyler yaptım. Biz baby pilates yaptık, baby pilates içer. Sen ne yaptın? Hoca da buradan geçerken beni uyardı, diyor ki crunch yapma, bebeği düşüreceksin. Ya ben hamileyim sanırım gerçekten. Hayır hadi ya, çok kaptırdık kendisini. Çok kaptırdım, nasıl çıkacağım? Demin deşe ediyorum. Bebeğin üşüyecek seni, sen arabaya geç istersen. Haa Eda, biz üşüyoruz da kızım Ceyda ile, biz arabaya geçelim. Ben de geleyim lan bu sefer. Beni de alın lan. Tamam, bugün birlikte gidelim şimdi. Vallahi, çok yağmur var. Yağmur yağıyor, bebeğimle ben sürünmek istemiyoruz. Ben onu iyi şartlarda doğuracağım. Ona iyi bakacağım. Onda şüphemiz yok. Hadi şimdi ikimiz birlikte nereye gidiyoruz biliyor musun? Alışverişe bebeklerle. Evet, sonunda alışveriş merkezine geldik. En sevdiğim yere gelmiş bulunmakta. Bugün Aquaflora AVM'deyiz. Benim yakın arkadaşım da buranın sosyal medyasını yapıyor. O yüzden bizim çekimimizde de bize bugün yardımcı olacak Bara. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasıl beni böyle görmek? Güzel bir format olmuş. Yorumum güzel bir format olmuş. Bebek mağazası aşkım, çok heveslendim şu an, gel hadi. Bütün indirimli ürünlere bakacağız seninle, salak çocuk. Şimdi eşyaya bakalım. Kendime değil ona bir şeyler almaya çalışacağım. Bu da iyice drama queen oldu. Evet drama queen, evet ben bir anneyim, tamam mı? Tamam. Her şeyden önce ben bir anneyim. Anayım ben, ana. Bu
kıza hamile... Ya bu kıza bu video lazımmış, bu içerik lazımmış ya. Nasıl mutlu çekiyor? Gerçek sanıyor. Ayıcıklarım buna mı yersin senin? Ponçikso. Hatta bugün şöyle bir şey yapsak ya. Sonuçta bizim hamileliğimiz bugünün sonunda bitecek. Ama aldığımız bir sürü güzel eşya olacak. Bizim güzel takipçilerimize, genç annelere, genç ebeveynlere biz bunu gönderebiliriz yaptığımız alışverişleri. DM ya da videonun altına yorumlardan siz yazın. Ben mutlaka bulacağım, geri dönüş yapacağım. Artık kimin şansınaysa ona gitsin bizim hediyelerimiz. Öyle bir şey yapalım. Aşağı o yüzden yorumlara mutlaka yazın. Bir de bana DM atın Instagram'dan. Instagram'ı da şuraya koyuyorum. 26 yaşından sonra özellikle kadınlarda daha fazla şey gelişirmiş. Yani annelik duygusu daha böyle anaçlık geliştiği için 26 yaşından sonra çocuklara, bebeklere daha farklı bakmaya başlarmışsın. Bu kadar bilgiyi nereden öğrendin? Abi kusura bakma, ansiklopedi gibiysen bu benim suçum değil, tamam mı? Bilinçli bir anne. Bilinçli bir anneyim, okuyorum çocuğum için. E şimdi bunlar kaç yaş? Ben bunları nasıl göreceğim? 9-12 aylık. 9-12 aylık. Cahil sen almayacaksın o zaman. Ne? Cahil sen alma. Ay bir baktım, hayır bu kaç yaş diye baktım. Çocuk dediğin çabuk büyüyor. Parayla olmuyor işte, insan bilecek şurasında olacak kalbinde. Aynen, en anne sensin Eda. En ana sensin. En ana hangisi? Benim. 20 lira da cebimden versem anca alabiliyorum ben bunları. Allah'ım ya. Biraz çirkeflik yapıp indirim yaptırsak. Hani biz iki kişiyiz falan. Ya da şey, bebek şey diyormuş, hani yap bir şey ayağımız alışsın. Bir tane kız bebeğe 9 aylık 12 aylık arası bunu aldık. Tamam. Oh, sen nesin böyle? Ay çok tatlı. Kafayı yiyeceğim. Sen kaç aylık şey istesin? Ayrıca istese dükkanı satın alsın, biz ne? Biz kombin yapacak. 3-6 aylık bu. Kusura bakmayın, hamileyim de çok çabuk yoruluyorum. Sağ olun. Bu 6-9 ay. Tamam biz 6-9 aydan gidelim o zaman. Büyüyünce giyer. Abi bu ne? Ne? Sepet falan yapmış kendine. Ben ikisini alıyorum, cebime 20 liram kalıyor. Eda. Üzülüyorum, öyle deme. Ay çok yoruldum ben bu alışveriş sırasında. İnanılmaz. Harikulade bir alışveriş yapıyorum. Bir tane ayıcık kıyafeti aldım bebeğime. Ondan sonra bir tane pijama takımı aldım şurada. Bu erkek kıyafeti. Ayıcığın kadın erkeğe mi var be? Sen ne aldın? Bak bir şey daha eklemiş kendine. Oğlum bu da 10 lira. Diğer emzikler hep pahalıydı. Lan emzik tutacağıymış bu. Bununla konuyla olan alakam ektedir. Emzik zinciri ne ya? 6-9 aylık zıbın buldum. Ha. Çok tatlı. Şuna bakın. Aynen çok tatlı. Senin bebişinin yok diye mi üzülüyorsun? Tamam bir tane teyzesi alsın ona hediye. Tamam. Tamam teyzesi onu bir şey alsın. Abdurrezzak. Kabul etmiyor Recep. Herkes kendi parasını harcayacak. Kızım için 6-9 ay. Bakayım ne doğmamış kadar? Doğmamış kızım 6-9 aylık zıbın alıyorum. Bakar mısınız şuna? Aa çok tatlı. Bebişime bunu da alıyorum. Şunu unuttuk Eda. Aa, en tabii önemlisi. Tabii canım unutmuşsundur. Eldiven tabii ki. Eldiven evet çok önemli. Eldiven alındı. Böyle bir şey al ne olur. Benim şeyim yok şu an, alamıyorum. Tamam bundan da alalım. Bunu da alıyoruz. Çok güzeller. Bu 6-9 aylığı nerede bunu? Hastane çıkışı yani çıktığın gibi bunu giyiyorsun. İnanılmaz bir set. Hastane çıkışı seti. Ay şurada kızlar için alın var. Çok tatlı. Ya şuna bakar mısınız? Ne her şeyi var, hastane çıkışı tulumu. Aynen her şeyi var Ecenaz. Çok tatlı. Tamam bundan da bir tane alıyoruz. Ay çok güzel oldular. Tamam hastane çıkışı tulumu var. Çocuk dediğin çabuk büyür zaten. Bol bol alacaksın. Aynen kanka bol bol aldım. Islak mendil aldınız mı? Islak mendil almadım. Ben kuru peçeteyi ısıtladım. Aa doğru. Ay hazırız, aldık bir sürü şey. Hastane çıkışı setimizden 3-6 ay. 6-9 ay. Ben bir senelik bebeğimin kıyafetlerini aldım. Ödememi yapacağım şimdi. Onun için çok tatlı parçalar seçtim ben. Bu. Zıbın değil mi? Bu da. Her şeyin adı zıbın mı? Ben anlamadım ya. Her şeyin adı bebeğim zıbın. Bebeğin bütün kıyafetlerin adı zıbın. Zıbın aldığın için zıbın sus deniyor. Sus be salak. Benim ödemem ne kadardı? Çok değil mi ya? Düz 60 olur mu? Hani ikimizin de ayağı alışsın diye söylüyorum. Bebişin, hep gelelim. Bebişin ve senin. O zaman şöyle veriyorum. 3 lira da var şuradan vereyim de. 40 lirayla yemek yiyip. Bu kadar ekonomist olmak zorunda mıyım? 1 lira borç verir misin? Daha doğmadan borç yaptın. Dayını özeniyorsun. Dayısına çekmiyor. Aynen. Benim burada bebişime kıyafetleri. Sinirlerim bozuldu abimin izleyeceksen ne diyorsun? Para üstüme alabilir miyim? Tamam sakin olacak. Aynı dayısı diye boşuna demiyorum. Sen neler aldın diye bir şey? Ne bak şimdi bak bakalım. Ben 3-6 aylık, 6-9 aylık, 9-12 aylık.
bana. Kontrol et. Evet, ne aldın bir daha söyle. İzle şimdi. Zıbınından ayıcıklı. Ne bir şeyinden her bir şeyine. Her şeyine, her şeyine. Bir şey söyleyeceğim. Ecenaz'ın bebeğinin adı bu arada Gecenaz falan da olabilirdi. Biz Ecenaz'a normalde diyoruz ya hep Gecenaz diye. Ya, geceleri abi. Vampir gibi aktif bir şekilde hayatına devam ettiği için sabah olmayıp. Kızım Gecenaz koysaydın keşke. Olurmuş yani Gecenaz. Değiştiriyorum. Artık Ceyda değilsin kızım. Gecenaz. Artık Gecenaz'sın. Seninki ne kadar gelecek o kadar merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Ece kaç tane şey aldın, ne yaptın? Son. Son mu? Hadi bakalım. Bini bulduk bence biz. Bakalım. Harika. Aynen harika. Muhteşem. Biraz aşermeye başladım ama psikolojik mi acaba? Psikolojik ben de aşeriyorum inanılmaz. Hanımefendi şifreni gir. Hamile olunca akıl da gitti bunda. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederiz. Topluca teşekkür ediyoruz, 4 kişi. Yani biz şöyle dört. Ay bayağı da ağır. Ay değil mi bayağı da ağır. Bir sürü şey aldım bir şişeme. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz biraz acıktık. Biz artık iki kişiyiz. Ben de acıktım. Ben de acıktım. Anneler bütün yolculuklarda tek başınalardır. Tek başına, bunu asla ediyorum. Unutmayın. Çok zorlu asla. Bir serüven yani bu. Merhaba, hoş bulduk. Çocuk menüsü var mı? Çocuk menüsü var mı? Ay çok güzel. Ay oturunca bir zorlandım. Ben barbekü soslu tavuk istiyorum. Ne kadar paran kaldı? 40 liram var. Yemek de yok, yemek yemeyeceğim. Ben brokoli çorbası alayım. Küçük Gecenaz'a patates kızartmalı şinitzel isteyelim. Hem çocuğuma hem kendime sipariş verdim. İki can ne yaparsın? Zor anacığım, zor zor. Zor kolay zor. Değil. Çift can. Çorbam geldi. Çorbası geldi. Çok teşekkür ederim. Güzel gözüküyor. İster misin de? Afiyet olsun. Sağ ol canım. Gözüm kaldı. Bir yerim şişer. Hamileyim Eda. Bir yerim şişer. Bugün değişik bir gün geçiriyoruz. Yani İnanılmazdı. Ama yemin ederim hamileymişim ve çok yorgunmuşum gibi hissediyorum Eda. Ben de. Sen de mi? Çünkü eve gidip ayaklarımı uzatıp yatmak istiyorum ve hemen evde hamile yogama devam etmek istiyorum. Her yerim şişti. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir duygu sence hamilelik? Duygulandım ben bugün ya. Var gibi. İster istemez insan eliyle alttan tutuveriyor böyle. Ama Ecenaz hayatımda tanıdığım en duygulanmaya yer arayan insan. Sen mi istiyorsun bunu? Hayır. Hop. Sen de haklısın bakışına. Şu an tek bir kişinin kalbini kırmadın. Doğmamış Gecenaz'a da üzdüm bu arada. Günahsız Sabim'in ne suçu vardı? Duydunuz mu? Duyduk, duyduk. İyi, çok bile. Olsun. Seninkinden de biraz tırtıklarız Gecenaz ablası. Tabii ona ne şüphe. Aynen. Her yediğimizde gözü var zaten Rıza Zerrab'ın. Rıza Zerrab. Rıza Zerrab. Allah belanı vermesin. Bugün yaşadık küçük kızımın isteği üzerine inanılmaz. İstiyor mu canı? İstedi mi canı? Ne diyor? Evet mi diyor? Totalığı sorun, vermeyecek. O kadar korktum ki. Vereceğim kızım, ben niye öyle bir şey yapayım? Biraz önce sana yaptım ya. Doğmamış çocuğun hakkında gözümüz mü var ya? Çocuğun kimseye güveni kalmadı artık. Annesi gibi kimseye güvenmiyor. Aa, benim kızımın yemeği nerede? Çocuk olay menüsü. Çıkartıyor musun? Benim kızımın yemeği nerede? Önce onun karnı doyacak. Evet, önce kızımın karnı doysun. Ay. Teşekkürler. Teşekkürler. Aa, sağ olun. Fındığımın menüsü geldi. Gecenaz bunları tek başına bitiremez. Teyzesi ona da biraz yardım etsin. Hoppala. Teyze de ne yardımsever teyzeymiş. Herkesin böyle teyzesi olsa keşke. Anneciğim. Şinitzel en sevdiği şinitzel geldi. Hadi hemen haydi bakalım. Haydi hep birlikte. Abi. Aa bakayım Hakkı'nın da canı. Hakkı, Dızzo, Rızzo. Çocuğa demediğim isim kalmadı. Ben bir kendim yiyeceğim, bir kızıma yedireceğim. Anneciğim şinitzeller senin bu arada. Çocuk menüsü için kızım da size çok teşekkür ediyor. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu videoya 100 bin beğeni geliyorsa buradan... Doğuruyor muyuz? Buradan doğurmuyoruz. Bir sonraki videoda doğuruyoruz. 100 bin ve 150 bin arası like gelirse bu videoya... Doğum sancısı çekmeyi bırak, gerçekten doğuruyoruz. Hadi bakalım. Bu videoyu beğendiyseniz... Beğen butonuna basın. Kanallarımıza abone olmadıysanız hala lütfen abone olun. Enes'i arıyorum. Açacak inşallah. Ne arama? Daha doğurmadım. Doğura yazdım. Doğuracağım. Çok az kaldı. Ona Ayaz şarkısını dinletirken bugün Enes abinin şarkısıydı. Ve Enes abini eskiden annene ne şarkılar yazdı diye dinlettim. Bir şey demek istiyor musun? Enes abini izlemeye başladı dedi. İğrenç. Utanmıyorsun böyle demeye. Amca olacaksın sen amca. Can taşıyoruz be, can taşıyoruz. Baktı iğrenç dedi. Terbiyesiz. Evet, gerçekten de böyle olacak tabii. Ne oldu? Korktun mu? Heyecanlandın mı? İyi bay canım. Tamam. Bebeklere mi bay bay dedin? Hadi görüşürüz amca. Hadi. Ayaz amca. Ayaz amca.
Görüşürüz. Oh ne ya? Ruh hastası ya. Böyle bir konuşma var mı? Hayır, beni gördü. Duygulandım falan dedi. Arada böyle bir şey dedi. Bana niye iğrençsin dedi. İğrençsin yaptı. Hamile kadının saygısı yok bir kere bu çocuğun. Bilmiyorum Ece yani. Üzülme. Ben bu yola çıkarken güçlü anneler olacağımıza söz verip çıktım zaten. Ben hala güçlüyüm. Sen evet, de öyle. Ben de öyle. Hadi son bir bebekleri tokuşturalım. Hadi bebek tokuşturması da. Çok tatsız bir görsel değil mi? Tatsız bir görsel. Bugün ben bir anne olarak 1000 lirayla günümü geçirdim. Ben de 100 TL. 100 TL'si vardı. Biz de zaten alışveriş merkezinde Aqua Flora'daydık. Bugün günümüzü de burada kapatıyoruz. Artık umarım, eve gitme vakti. Evet, videoyu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğenmeyi unutmayın. Bebişlerimiz istiyor, bebişlerimiz biz istemiyoruz. Bebişlerimiz istiyor, asla ben istemiyorum. Benim bebeğim beni beğen dediği için ben bunu size aktarmakla yükümlüyüm bir anne olarak. Tabii ki anneyiz biz. Anayım ben. Anayız anayım yani ben. Her şey. Anayım, her şeyden önce bir anayım. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz.